Peygamberler döneminde halktan kişilerin benim için Rabbine dua et ya da bizim için dua et de şöyle şöyle olsun, böyle böyle yapsın gibi istekleri karşısında peygamberler Rabbiniz size çok yakın, siz kendiniz dua edin gibi bir cevap yerine duaya karşılık aracılık yaparak Allah'a dua ediyorlar. Hazreti Musa aklımda kalan örneklerden biri. Bunu nasıl yorumlarsanız aracılık olmuyor mu? Bizim için Rabbime dua et. Bunda aracılıkla oradaki şeyi kastediyor herhalde, Bakara olayını. Evet. Bizim için Rabbinize dua et meselesi, Rabbine söyle, seslen anlamına gelir. Şimdi mesela Türkçedeki de davet kelimesi var ya, davet, çağrıda bulunmak. O şeyde udu' lena rabbeke yubeyyin lena ma hi. Bak şimdi burada onu bir açalım da yani yanlış anlam olmasın. 70. ayettir değil mi Bakara? Yani. Hı. Orada bizim için Rabbinden iste manasındadır. Şey, yeryüzünde udu lena rabbeke 61. ayet mi? Tamam, bu arkadaşımızın şeyine çok uygun olan bir ayet oluyor sorusuna. Musa Aleyhisselam diyor ki, bir gün diyordunuz ki Musa, biz bir tek yiyeceğe tahammül edemiyoruz. İşte bizim için Rabbine dua et de yeryüzünden yani bizim için şey yapsın, buranın bakliyatından hıyarından, soğanından, mercimeğinden ve neydi o soğan dişi şey, sarımsağından bizim için çıkarsın. O da işte dua etmemişti biliyorsunuz işte. Yani diyor ki eğer ihtiyacınız varsa gidin herhangi bir yerde şey yapın. Bu birisini duada aracı koymak değildir. Yani sen bize dua et. Biz birbirimize her zaman dua ederiz. Her namazımızda da dua ederiz. Namaz kılarken ne diyoruz? Rabbena firli. Ya Rabbi bizi affet. Veli valideyi anne babamızda, velil müminine bütün müminlerde. Ya evme yakumul hesap, hesap günü. Evet, orada Musa Aleyhisselam dua etmemiş edebilirdi de. Birisinden dua istemek, yani yaşayan bir adamdan istemek normaldir. İstenir. Fakat yani birbirimize elbette dua ederiz. Fakat ölmüş bir kişiden dua istemek ya da bir kişiden, bir kişinin kendisinden bir şey beklemek. Mesela geçen hafta konuşmuştuk ya, doktora gidersin, şöyle bir hastalığım var. Adam muayene eder, tedavi için kendi bilgisine göre bildiklerini yapmaya çalışır. Ama doktora gidersiniz de doktor bey bana şifa ver derseniz, yani hiç nasıl vereceğim? Ya muayene etmene gerek yok, şifa ver. O zaman sen Tanrı yerine koymuş olursun doktoru. Şimdi birbirimize elbette dua ederiz. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Ama mesela Allah'ın yasakladığı nedir? Doğrudan Allah'tan başka birisinden bir şey istemektir. Mesela kabre gidenler kabirdekinden bir şeyler istiyor. Bana evlat ver falan, ver filan ver. Araya girir, Allah'a kabul ettir falan gibi, haşa. Ve bunlar insanın gücü üstünde sıradan insanların yapamayacağı şeyleri bir takım başka varlıklardan istediğin zaman, ölmüş kişiden zaten hiçbir şey istenmez. Artık onun işi bitmiştir. Öyle yaptığınız zaman, olmaması gerekeni yaptığınız zaman o şirk olmuş olur. Mesela ben görüyorum. Herkes de görüyor. Bir insanın ben görüyorum, Allah da görüyor şeklinde bir söz söylemesi, kendisini Allah yerine koyması manasına gelmez. Ama şu duvarın ötesini görüyorum derseniz, şu duvarın arkasında olanı görüyorum derseniz, tahmin ediyorum demekte de problem yok. Tahmin manasına, tutar da tutmaz da. Ama orada olanı görüyorum dediğiniz zaman siz kendinizi Cenab-ı Hakk'ın yerine koyarsınız. Çünkü onu bir insan göremez. O sizin sınırlarınızın ötesinde bir görmedir. İşte herhangi, işte Abdülkadir Geylani bizi görüyor diyor bazıları.
ölmüş bir kişi göremez. Şimdi gel yetiş ya Abdülkadir dedim, geldi yetişti. Ölmüş kişi gelemez. Yaşasa da gelemez ki. Ta Bağdat'ta olan bir kişi ne görür, ne duyar, ne bilir, ne yapar. Şimdi onlara olağanüstü güçler verdiğiniz zaman onu tanımlaştırmış olursunuz. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Ama maalesef bazı kişiler şöyle benzerliklerden hareket ederek sonuçlara ulaşmaya çalışırlar. Benzerliklerden hareket edilmez. Bunu kafamıza iyice yerleştirelim. Farklılıklardan hareket edilir. Yani şu ikisinin farkı ne? Musa Aleyhisselam, ya Musa bize dua et. Tamam. Güzel. Musa Aleyhisselam hayattayken dua eder. Ama öldükten sonra git kabrine, ya Musa dua et dediğin zaman olmaz. İşte o zaman Tanrı yerine koymuş olur. Hayattayken biz birbirimize dua ederiz. Farklılıklar önemlidir. Şeyler, günahkarlar benzerliklerden hareket ederek kendilerine bir çıkış yolu aramaya çalışırlar. Nedir o? İşte mesela faizciler derler ki, canım innemel bey'u mislur riba. Alım satımda tıpkı faizli işlem gibidir. Niye? E canım sen şimdi peşin fiyatı 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satıyorsun. O caizse şimdi 10 lirayı bir ay sonraki 11 liraya karşılık satmak da caizdir ya da borç vermek de caizdir derler. Benzerlikten hareket ederler. Ama farklılığa bakmazlar ki. Benim şu anda verdiğim, şu anda bir ay vadeli sattığım malın bir ay sonraki fiyatı 10 lira değil 20 lira da olabilir. Ama senin şu anda verdiğin 10 liranın bir ay sonraki değeri yine 10 liradır. Ve bu verdiğini aynen geri alıyorsun, bir de ilavesini alıyorsun.